O anda kayalar bütün dağlardan yuvarlandı. Dağlar yarıldı. Köyümüz ışıdığında bütün evler ya evler kepmiş durumda ve enkaz altında insanlarımız kaldı. Onlar 14 tane insan öldü. Ve sabah kalktığımızda yollarımız bütün taş yuvarlanık kapanık durumdaydı. Öğlene kadar devletimiz geldi, açtı ve köyde kimse kalmayarak aşağı köylere indi ve köyümüzde yaşanmaz durum hale geldi. Bu büyüklükte hiç deprem görmedik bu zamana kadar. Bu çok kuvvetli bir depremdi. Yani 100 yaşında babam var. O dahi görmedim ben bu depremi diyor. Köyümüzün durumu vahim budur işte. Taşlar, kayalar, patlamış dağlar. O taraf, bu taraf sağ sol patlamış. Köyümüz seyran altında kaldı. O yüzden köyü terk etmek durumunda kaldık. Yaşlı genç hepsi bu yoldan depereye gitti. Taşların içinden gitti. Ama yine bir kısım malcılarımız var. Öncelikle bir de ben malcının hala köyümüze gelip gitmek zorundayız. Bu durumda mecburen gelik malımızın üstünde durmak zorundayız. Mayımıza bakmak zorundayız. Gelik gidiyor. Sabah geliyor, akşam geri gidiyor. Bak görüyor musun? 43 yaşındayım. Doğma büyüme bu köydeyim. Daha böyle bir felaket, böyle bir deprem zedeyle karşılaşmadık. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Buraların, köyümüzün gelip giden oluyor. Malcılarımız gelip gidiyor. Yollarımız perişan oldu. O yüzden ben de elimden geldiği kadar Ramazan'ın şeyinden buranın hayrını almak istedim. Küreğimi aldım, elime dolgu yapmaya çalışıyorum. Buralar bizim doğup büyüdüğümüz topraklarımız. Terk edemiyoruz. Ana yurdu, baba yurdu. Şu büyük kayaların düştü. Çıkıyordu. Ses geldi buradan. Yani büyük kalakalar sesi geldi. Ben var ya daha durandılar. Orada işte biri öldü. Adamın kayı hazır olmuş kan kaybında.